Değerli izleyenler, Altın Rehber programımız Karabük Safranbolu'da Gökçe Aydın Muayenehanesi'nde tüm hızıyla devam ediyor. Yanımızda işletme sahibi Gökçe Aydın var. Gökçe Hanım, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Gökçe Aydın, 35 yaşındayım. Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunuyum. Bu kadar. Peki Gökçe Hanım, firmanız kaç yıldır faaliyet göstermekte ve siz kaç yıldır bu meslektesiniz? 2011 senesinden beri biz burada faaliyet göstermekteyiz Safranbolu ilçesinde. Ben de 2008'den beri aktif diş hekimliği yapıyorum. Peki Gökçe Hanım, müşterilere burada ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Biraz da bunlardan bahsedelim. Müşterilerimiz kapıdan, hastalarımız daha doğrusu kapıdan girdikten sonra mevcut ağız durumlarına bakılarak onlara mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ağız dolgusundan diş taşına, kanal tedavisinden protezlere, implanta, hatta ortodontiye kadar birçok hizmeti vermekteyiz. Gökçe Hanım, diş kontrolünü kaç günde ya da kaç ayda bir yaptırmalıyız? Rutinde diş kontrollerimiz 6 ayda bir olması gerekir. Her hastanın 6 ayda bir muhakkak diş hekimine gelmesi gerekir. Fakat bazı sıkıntılı durumlarda, özellikle çürük potansiyeli yüksek hastalarda 6 ayı beklememelerini tavsiye ediyoruz. En azından 3 ayda bir. Zaten çocuk hastaların özellikle 3 ayda bir gelmelerini özellikle tavsiye ediyoruz. Peki uzman olarak size soralım. Diş hastalıkları hepimizin korkusu. Diş sağlığımızı korumak için nelere dikkat etmeliyiz ya da nelerden kaçınmalıyız? Diş sağlığımızı korumak için özellikle 6 ayda bir rutin kontrolümüze muhakkak gelmeliyiz. Onun dışında hepimizin bildiği gibi dişlerimizi fırçalamayız. Fakat Türk toplum olarak en büyük eksiğimiz diş ipi kullanmamak. Muhakkak diş ipi kullanmalıyız. Asitli gıdalar ve renklendirici gıdalardan muhakkak uzak durmamız gerekiyor. Peki Gökçe Hanım, takma çıkma protez kullanmak istemeyenler için başka alternatifleriniz var mı? Evet, artık günümüzde çok yaygınlaşmış bir şekilde implant tedavisi uygulanmakta. Mevcut bu tedavi bizim kliniğimizde de uygulanıyor hastalarımıza. Bize biraz implant tedavisinden bahseder misiniz Gökçe Hanım? Nasıl başlıyor, nasıl ilerliyor? İmplant tedavisi için öncelikle hastamızın kemik desteğinin yeterli olması gerekiyor. Hastamızın isteğine göre ve kemiği el verdiğince ya implant üstüne hareketli protez tarzında ya da tüm çenesine implant yerleştirerek normal rutin eski dişleri gibi sabit bir protez kullanması mümkün hastamızın tedaviden sonra. Peki Gökçe Hanım, acısız ve ağrısız tedavi mümkün mü? Acısız ve ağrısız tedavi tabii ki anestezi altında olduğu sürece mümkün. Dişlerinize baktığınız sürece zaten tedaviye ihtiyacınız olmayacak. O yüzden de acınız ve ağrınız hiç olmayacak aslında. Peki Gökçe Hanım, diş taşı temizliğinin dişlere zarar var mıdır? Biz hekim olarak dişlere zararlı hiçbir şey yapmıyoruz. Diş taşı temizliğinde hastalar tarafından bakıldığında dişlerin araları açıldığı için bir zararlı olduğu düşüncesi yaygın. Lakin diş taşı temizlenmediği takdirde diş eti hastalığına sebebiyet verdiği için muhakkak diş taşlarının temizlenmesi lazım. Dolayısıyla da sağlıklı bir işlem. Diş eti hastalığına değindiniz. Birazcık onlardan bahsedebilir miyiz? Diş eti hastalığı nasıl oluşur? Tedavisi nedir? Nasıl gerçekleşir? Diş eti hastalığı diş taşı birikimine bağlı olarak oluşur. Bazı zamanlarda da genetik faktörler baskındır. Rutin olarak kontrollerde, 6 ayda bir yapılan kontrollerde eğer diş eti hastalığına veya diş taşına rastlanmazsa zaten sizi bir sonraki kontrole kadar rahatsınız, kafanız rahat demektir. Ailesel bir yatkınlığınız mevcutsa eğer diş eti hastalığına, dolayısıyla sizin 6 aydan daha kısa bir sürede, bu daha önce de bahsettiğim gibi diğer gruba giriyorsunuz, 3 ayda bir kontrollere gelip rutin diş etinizi bir kontrol ettirmeniz gerekiyor. Eğer yaygın bir diş eti hastalığınız ya da genetik bir faktörünüz mevcutsa o zaman sadece diş taşı temizliğiyle değil bazı diş eti operasyonları geçirmeniz gerekebilir. Muhakkak diş hekimine danışılması gerekir bu konuda da. Peki Gökçe Hanım, hamilelikte diş hekimine gidilir mi? Hamilelikte diş hekimine gidilir. İlk 3 ay ve son 3 ay hariç acil tedaviler dışında ikinci 3 ayda yani ikinci trimester'da biz hamilelerimize tedavi yapıyoruz. Acil durumlarda tabii ki ilk 3 ay ve son 3 ayda muhakkak tedavi yaklaşımında bulunuyoruz doktor tavsiyesiyle. Muhakkak doktorundan bir kağıt istiyoruz. Zaten hamilelikte yaşanan diş ağrıları bebeği direkt etkilediği için, stres yarattığı için ağrılı hamile bayanların muhakkak diş hekimine başvurmaları gerekiyor. Peki Gökçe Hanım, çocuklar kaç yaşından itibaren hekime götürülmelidir? Yaşına bile girmeden, dişleri ilk çıktığı andan itibaren hekimle buluşması gerekir. Çünkü bazen dişler hem morfolojik olarak bozuk çıkabiliyor, hem olması gereken yerden başka bir yerde çıkabiliyor. Ya hatta bazen çıkar çıkmaz çürüyebiliyor. Muhakkak ilk diş hekimiyle tanışması ilk diş çıktığından itibaren olması gerekiyor.
Gökçe Hanım, değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Sohbetimizi sonlandırmadan önce değerli izleyenlere son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Değerli bir hocamın çok güzel bir sözü vardır, mezuniyetimizde söylemişti. Bir insan diş hekimine 33 kez gelir. 32 kez dişleri için, 33. kez de protez yaptırmak için. Lütfen dişlerinize iyi bakın. Değerli izleyenler, bugün Karabük Safranbolu'daydık. Yanımızda Gökçe Aydın Hanım vardı. Bakalım bir sonraki durağımız neresi?